Esselamu aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Öne doğru saldırmaya tam hareketlenmişken karşısındaki cinliğinin sakinliği dikkatini çekti. Duraksadı. Saldırmaktan vazgeçti. Vücudundan çıkan kemikleri geriye doğru çekiyordu. Benim vücudumun her yerinden çıkan kemikler de aynı şekilde geriye doğru dönüyor. Bir anda her şeyi durdurdu. Valentia ne yapmaya çalışıyor? O cinliği gerçekten bizi tuzağa mı düşürmüştü? Umarım öyle değildir. Eğer öyleyse kurtulamayız. Tamamen yakalanırız. Ön taraftan hiçbir ses gelmiyor ya da bir hareket değil. Geriye doğru dönerek tamamen Ribar'a doğru yürüyordu. Ribar bir şey anlamlandıramadı. Sessiz bir şekilde beklemeye devam ediyor. Ribar'ın önüne doğru geldiğinde Ribar'ın tam göğsünün üstüne doğru avuç içinden çıkan kemiği sapladı. Ribar'a doğru bakıyordu. Ribar'la aralarında bir iletişim mi kuruyorlar, ne yapıyorlar bilemiyorum. Çünkü hiçbir hissiyat ya da konuşma alamıyorum. Aralarındaki iletişim bittiğinde ancak öğrenebilirim. Kemiği geriye doğru çektiğinde bana doğru baktı. Öleceğiz. Anlamadım. Nasıl yani? Zihnimden direkt bunu söyledi. Öleceğiz. Neden ölüyoruz? Bizden daha mı güçlüler? Hayır. Sadece öldüğümüzü göstereceğiz. İçindeki şeyi saklıyor. En son çare olarak kaçmayı düşünüyor. Onun ortaya çıkması lazım. Eğer ölürsek ortaya çıkar. Ve ben de istediğimi alırım. Agoni'yi nasıl yendiğini, nasıl Agoni'yi bu hale getirdiğini anladım. Söylediklerinden pek bir şey anlamasam da kendinden emindi. Ona doğru yürümeye başladı. Kemikler yeniden bedenimden çıkıyordu. Aynı şekilde onun bedenindendi. Kemikler ortaya çıkınca ikisi de yukarıya doğru yükseldi. Birbirlerine öylesine saldırdılar ki etraftaki her şey parçalanıyordu. Birinin elini savurması, diğerinin onu tutması bile koca obruklar hatta etraftaki büyük yarıklara sebep oluyordu. Duvarların yıkılmaya başlamasıyla beraber Ribar şöyle seslendi. Birazdan göreceğiniz sesim hem Ademoğullarını hem de cinleri etkileyecektir. Gözlerinizin tamamıyla zarar görmemesi adına kapatın. Ne demek istiyordum? Etrafıma baktığımda Ribar dahil bütün cinliler gözlerini kapattı. Oradaki kemikler boşuna parlamıyor. Onlarla ilgili bir fikri var. Cinliyi tamamen tuttu. Ayaklarından çıkan pençelerle iyice sardı. Sonra da avuçlarının içindekileri elini alacak şekilde tutup çekiyor. Avuçlarının içinden çıkardığı bütün kemikleri yukarıya doğru kaldırıp onun omuzlarına doğru vurdu. Cinni büyük bir yakarışla bağırdı. Cinninin bağırmasıyla beraber yüzünde o korkunç gülümseme belirdi. Bilerek ve isteyerek yapıyor. Çekincesi yok. Acı çekmesini istiyor. Hatta belki de daha fazlasını. Yukarıdan aşağıya doğru düşen taşların bazılarını tutup üzerlerine kendi avuç içinden tılsımlar verip onları cinnilerin üzerine doğru yapıştırıyor. Sanki taşlar çamura dönüşüp üzerine doğru yapışıyordu. Tılsımlar birbirine bağlanıyor. Ayaklarıyla tutmayı bıraktı. Omuzlarındaki kemiklere avuçlarını geçirerek direkt tuttu. Aşağıya doğru sert bir şekilde düşüyor. Yere doğru onu vurduğunda vücudundaki bütün kemikleri kendisi çekiyor ve direkt onun üzerine doğru saplıyor. Artık kaçabileceği pek bir yer kalmamıştı. Yüzüne doğru eğildiğinde sağ elinin işaret parmağıyla onun gözünün yanına doğru ufak bir çizik attı. Çizikten karanlık dumanlar sızıyordu. Hayır, bu çizik bilerek atıldı. Avucunu oraya doğru getirdi. Avucundan saydam çok garip bir kemik çıkıyor. Bu o. Bu o diyerek bağırıyordu arkadan Ribar. O da nedir? Babam da Mürre de aynı şekilde soruyordu. Valiende kalanının özel tılsımı. Onu kendi tarafını alacak.
kontrolü sağlayacak. Agoni'yi de böyle kontrol etmişti. Bu cinliğinin en büyük laneti bu. Kendi iradesini kapatacak ve tamamen kendisine itaat ettirecek, hale getirecek. Söylediği şeyin doğruluğunu tam olarak anlamasam da büyük ihtimalle cinliği tamamen onun tarafına geçecek. Söylediği gibi o saydam kemik içeriye tamamen aktı. Aradan geçen birkaç dakika sonrasında cinliğinin gözleri kıpkırmızı oldu. Sonrasında da arkaya doğru çekildi. Yanıma doğru yürürken Valendia, "Sizi yeni köpeğimle tanıştırayım. Yeni sahiplendim." "Ne yapmaya çalışıyor? Bu cinniyi bu kadar basit yenebilecek gücü var mı?" Libar yanıma doğru geldi. Vücudumdaki kemikler tekrardan çıktığı için onların üzerlerine doğru tılsım uyguluyordu. O sırada şunu fısıldadı. "Onu bilerek tutuyor. Arkasındakini görebiliyor musun? Silik olanı." "Hayır, göremiyorum Ribar. Arkasında bir cinliği var. En başından beri insanlarla iletişime geçen o. Hiçbir şekilde görünemiyor. Sadece o görebiliyor. Bu da Valiende klanının özelliği. Bu tayfenin tılsımları eşsiz. Tapınakları yaparken, tılsımları tek tek yazarken büyük ihtimalle bunu kazandılar. Onu görememen gerekiyordu ve göremiyorsun. Ama şimdi bilgisine sahipsin. Demirlerde kullandığın tılsımlar Ribar. Onlar Valiende tayfesine mi ait?" "Evet. Valendia verdi bana. Kendi tayfesinin tılsımlarını. Oraya çemberini çıkaracaksın. Bedenin ve kemiklerin bir cinliyle birleşik. Oraya çemberi yukarıya çıktığında Orya'nın gözü olacaksın. Yapacağın tılsımların her biri yok edici olacak. Senden kaçamaz ya da Orya'dan kaçamazlar. Unutma. Tek amacın parçalamak olmalı. Bir an bile olsun duraksarsan parçalanan ben olurum," dedim. Ribar başını salladı. Tılsımları okumaya başladığında arka tarafa doğru yürüyordum. Dizlerimden çıkan kemiklere doğru uzandığımda Valendia ne yapmaya çalıştığımı anlamadı. Mürre ve diğerleri de. Onlar da şaşırdılar. Kemikler ellerimde. Oraya doğru yürüdüm. Arkasından tılsımlanmış kırmızı gözlü cinni yavaşça onun arkasından ilerliyordu. "Durdur onu," diyerek bağırdım. "Ne yapmaya çalışıyor?" diyerek babam soruyordu. "Mürre, senin oğlun Alkama. Sana sanki söz geçirebiliyorduk da oğluna söz geçireceğiz. Sorduğun şeye bak. Tılsımlar birbirine dolanıyor. Büyük ihtimalle bir şey yapacak. Kemiği kaldırıp tam cinliğinin sırtını vuracakken arkaya doğru fırlattım kemiği. Kemik havada asılı kaldı. Tam Ribar'ın söylediği gibi. O cinliğinin arkasında olması gerektiği yere attım. Ribar, sen ne yaptın? Bunu nasıl yapabildin?" Arkaya doğru döndü. Valendia'nın yüzündeki gülümseme oldukça arttı. Sonunda bir onlarla değil. Sonunda seninle karşılaştı. Valendia bir anda ortadan kayboldu. O cinliğinin önüne doğru geldiğinde cinliğe pençesini vurmak istedi ama cinliği çok sakin ve soğukkanlı bir şekilde elini kaldırarak tuttu. Mürre ve babam şaşkındı. Nasıl olurdu onun elini böyle basit bir şekilde tutabilir? Bu imkansız. Bunu yapamaz. Yaptı. Gördüğün gibi yaptı," dedi Mürre. "Dikkatli olmalıyız. Burada beklediğimizden daha farklı bir durum var. Alkama, fitrezi direkt olarak tılsımla. Etrafa iyice kontrol sağlayacak şekilde bakılsın." Etrafa doğru bakıyorlardı. İçeriye doğru gelen sesler var. Burada önceden planlanılmış. Ortadan yarık olan ve diğer taraflardan içeriye doğru ademoğulları giriyor. Büyük ihtimalle bunlar büyücünün tarafında olanlar. Babam ve Mürre'yi sardılar. Mürre'nin yanındaki Nusaybin dinlileri de aynı şekilde onların yanında kalmak zorunda kaldı. Allah kahretsin. Bu cinniler oldukça güçlü. Hiçbir şekilde hafife alınmamalı. Hatta daha güçlüler. Tılsımlar birbirine dolanıyor. Ama bu tılsımları birbirine dolayan bu sefer biz değiliz. Sarsılma başladı. Sarsılmayla beraber yıkılacak gibiydi.
Eğer duvar yıkılırsa tamamen biteriz. Kalırız burada. Geriye doğru çekti kendini. Vücudumdaki diğer çıkmış olan kemikler geriye doğru gidiyordu. Valiende Kalarının son varisi. Gördüğüm kadarıyla gözlerimin içine bakabilecek kadar güçlüsün. Cinninin konuşması duvarları sarsıyordu. İçeri giren diğer Ademoğullarına doğru baktı. Siz, Balçık'tan olanlar. Buradan uzaklaşmalarına izin vermeyin. Özellikle de cinler aleminin sahibi olduğunu sanan bu cinniye. Mürre'ye doğru bakıyordu. Mürre, öfkeli bir şekilde bakarak karşılık verdi. Elleri iki tarafa doğru açıldı. Sonra da direkt Valendia'ya doğru bir tılsım okudu. Okuduğu tılsımın ne işe yaradığını bilmiyorum. Ama Valendia'yı etkilediğine eminim. Çünkü birkaç defa sallandıktan sonra zar zor ayakta durabildi. Hatta bunu ayakta durmak bile denilemez. Çünkü yarığın olduğu yerden onu geriye doğru atmaya başladı. Pençeleri toprağa geçirmiş şekilde biraz sürüklendikten sonra güler bir şekilde yukarıya doğru başını kaldırdı. Direkt cinniye bakıyordu. Etkileyici. Gücün gerçekten etkileyici. Agoni sen mi mühledin diyerek bağırarak öne doğru çıktım. Şaşırdı. Bana doğru bakıyordu. Bir Ademoğlu. Nasıl oluyordu benimle bu kadar rahat konuşabiliyor? Yanıma doğru koştu. Babam vücudunu sıyırdığında cinni babama doğru döndü. Al Kama. Kendini bana öylesine hayran bıraktırdın ki. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Bu zamana kadar savaştığım cinniler senin kadar güçlü ve cesur değildi. Ama karşımda Valiende klanından bir cinni var. Onu öldürmek benim için şu anda en büyük zafer olacaktır. Senin gibi bir beşeriyle uğraşmak benim için sadece zaman kaybı olur. Öyle mi dersin? O zaman ne kadar cesur olduğumu sana göstermeme izin ver. Ne de olsa korkmuyorsundur. Babam kendinden emin konuştu. Vücudunda artan garip bir enerji var. Mürre vücudunu yukarıya doğru kaldırdı. Kolları ortaya doğru çıkmaya başladığında şaşkın şekilde bakıyordum. Çünkü sadece bunları yapmamıştır diye düşündüm. O Mürre daha farklı, hatta daha güçlü şeyler düşünmüştür. Ve bunda haklıydım. Çünkü Ribar da aynı şekilde Mürre gibi yukarıya doğru süzüldü. Süzülmesiyle beraber ikisi yan yana duruyordu. Mürre, altı kolunun en üstünde bulunan iki kolu önde birleşecek şekilde parmaklarını birbirine geçirdi. Ortada olan iki kolunu iki tarafa doğru açtı. En alttakilerini de düz şekilde avuç içleri birbirine bakacak şekle getirdi. Sonrasında da Ribar'a doğru döndü. Ribar başını hafifçe onaylayarak salladı. Tılsımlar ortaya çıkacak. Kayiku, Ribon, hazır mı? Hepsi hazır. Senin söylemeni bekliyorduk. Ne hazır mı? Ribon ve Kayiku yerin içine doğru girdiler. Arkaya doğru yavaşça Valendia yanıma geldi. Ne yapmaya çalışıyorlar? Eşsiz gizli tapınağı ortaya çıkaracak. Tapınağın içinde kimsenin ulaşmasına izin vermediğim, benim bile zihnimden kaldırdığım bir şey var. Ona ulaşmaya çalışacaklar. Peki nedir o? Önemli bir şey mi? Önemli mi? Şu ana kadar hiçbir Ademoğlunun ulaşamayacağı, hiçbir cinliğinin ulaşamayacağı bir şey. Heyecanlanmıştım. Yer yukarıya doğru yükselmeye başladı. Piramide benzeyen bir uç toprağı yararak yukarıya doğru çıkıyor. Zaten toprağın birçok yerini kendi tılsımların uygulamasıyla beraber yarıp geçmişti. Yapmaya çalıştığını tam anlayamıyorum. Yukarıya doğru çıkan bu tapınak söylediği gibi bu kadar güçlü mü? Titremeler devam ediyordu. Sonunda tapınak tamamen yükseldiğinde babamın arkasında durdu. Tapınağın durmasıyla beraber içeriye doğru yürümeye başladı babam. O cinni öne doğru adım atacağı sırada
Valendia gülümsedi. Oraya doğru adım attığım anda beni parçalamayı düşünüyorsun sanırım. Valendia yavaşça elini yukarıya doğru kaldırıp elini yumruk yaptı. Birazcık öyle olabilir. Belki de öldürmek yerine hala parçalamayı istiyorumdur. Babam içeriye girmişti. Yerden çıkardıkları bu devasa yapı gerçekten gözümüzün önündeydi. Yukarıya doğru hafifçe süzüldü Valendia. Tapınağın tam üst tarafına doğru ayağının pençelerini vurarak durdu. Aşağıya doğru bakıyordu. Oradan çıkacak olan şeye karşı hazırlıklı olmalıyım anlaşılan. Ama öncesinde ben de kozumu oynamalıyım. Ne kozundan bahsettiğini anlayamadım. Geriye doğru çekiliyordu. Saldırmak yerine geriye doğru çekilmesi çok mantıklı değil. Saldırması gerekirdi. Geriye doğru çekildiğinde etraftaki büyücüler yavaşça öne doğru gelmeye başladılar. Tam onun önüne doğru. Büyücü. O büyücünün görüntüsü var. Sanki aynı senkronize hareketi yaparak diğer tarafa doğru da yürümeye başladılar. Amacı ne bunların? Neden böyle bir şey yapıyorlar? Hepsi bir anda dizlerinin üstüne doğru çöktü. Yanlarından çıkardıkları bıçak mı onlar? Yanlarından çıkardıkları bıçaklarla karınlarına doğru saplıyorlar. Aidiyatis minakuna. Bunu biliyorum. Bu ne demek diyerek sordum. Kendi istek ve arzularıyla tılsımları, birbirlerine yapan bu ademoğulları, cinnilerine, beden ve yaşam güçleri olan bütün ruhlarını atıyorlar. Yani kendilerini adak mı ettiler? Başını salladı. Valendia'yı hiç bu kadar düşünceli görmemiştim. Bu kadar eğlenen, derecesine savaşmak isteyen bu cinniyi bile şu anda izliyordu. Yüzlerce büyücü kendini öldürdü. Yere doğru düştükçe arkalarından silik şekilde siyah dumanlar çıkarak o cinliğinin içine doğru gidiyordu. Cinliğinin gücü gittikçe artıyor. Her bir gelen tılsımla daha çok artıyor. Kaçınılmaz bir güç bu. Bu güç öylesine fazla ki yer bile artık yarıklardan dolayı dayanamaz halde. Tapınak titremeye başladı. Tapınağın titremesiyle beraber bir anda tapınağın kapısının önüne geldi. Valendia kıpırdamadı bile. Valienda klanının son üyesi Valendia. Özür dilerim. Birazcık senin tarihine saygısızlık yapacağım. Elini tapınağa doğru koyacakken bir anda yukarıya doğru bir kol giderek içeriden onu tuttu. Şaşırdı. Bunun imkanı olamaz. Ben bu seviyedeki bir güçteyken nasıl olur da tutarsın? Sana kaç defa söyledim. Cinler alemi bana ait. Dışarıya doğru tapınağın duvarları yıkılarak yarılmasıyla ortaya çıkan bir cinliği var. Bu Mürre mi? Mürre'nin gücü mü bu? Yerdeki obruklar alevle sarıldı. Obruklara bile geçiyordu tılsımlar. O kadar fazla bir güç ki bu. Ön taraftaki kendilerini feda eden ademoğulları yanmaya başladı. Dokunduğu her yer alevlere sarılıyordu. Direkt olarak bize doğru baktı. Sonrasında da önüne. Tapınağın sadece orta tarafında karanlıkta sarılmış şekilde duran biri var. Büyük ihtimalle bu babam. Zeviler sayesinde korunaklı bir şekilde duruyor. Ribar, Ribon ve Kayuku da onu koruyacak şekilde kalmış olmalı. Ellerini ön tarafa doğru götürerek o cinliğe doğru vurdu. Cinliğinin sağ ve sol tarafındaki parçalanmayla beraber tamamıyla geriye doğru püskürtüldü. Cinliği geriye doğru gitmeye başladığında ayağa doğru kalk. Savaş diyerek bağırma sesi geldi. Mürre, Valendia'ya doğru bakarak. Sen tılsımları almama izin verdin. Teşekkür ederim Valendia. Bana güvenmen önemli. Tılsımların benimle beraber kalacak. Savaş. Eğer yenemezsen bana bırak.
Valentia'nın bu kadar sabretmesindeki nedeni hala çözemiyorum. Cinli onun gücünü bile geçmiş durumda. Mürre öne doğru bir anda kaybolarak gitti. Sanki önümde Kayiko vardı. Onun arkasında belirdiğinde Cinli'ye doğru saldırdı ama Cinli aynısını yaptı. Nasıl olur? Nasıl bunun aynısını yapabilir? Ne kadar güçlü bu Cinli. Böyle bir şey mümkün mü? Elini yine havaya doğru yavaşça kaldırıp tuttu. Mürre'nin kolları ardı ardına kesilmeden saldırıyordu ama onları sanki yumuşak bir yastığa doğru vuruyormuş gibiydi. Çünkü avucunun içiyle yumuşatarak tekrardan yukarıya doğru itiyordu. Cinli'nin sakinliği beni öfkelendiriyor. Vücudumdaki kanlar yere doğru akmayı bırakmıştı. Kemikler tekrardan bedenime doğru döndüğünden rahat hareket edebiliyordum artık. Fırlattığım kemikten dolayı sağ bacağımdaki tılsımı büyük oranda kaybettim. Yukarıya doğru bakıp ona doğru seslendim. İnmen gerekiyor aşağıya. Savaşacağız. Mürre'ye izin vermelisin. Şu anda bizden izin alarak savaşıyor. Eğer onu durdurursan savaş birbirine girecek. O zaman onu da kontrol ederim. Şaşırmıştı. Ama o lezillik gözlerinin tılsımını o okuduğunda neler okuduğunu biliyorum. Tılsımları tekrarlamaya başladığımda büyük bir heyecanla gözleri büyüyerek mutlulukla bakıyordu. Ama o lezillik gözlerinin seviyeleri açılıyor. Gözüm öyle bir gerilmeye başladı ki bu zamana kadar böylesini hissetmemiştim. Gözdeki gerilme bittiği anda Mürre, beni duyuyor musun diyerek seslendi. Saldırmayı bırakarak bana doğru baktı. Cinli de şaşırmıştı. Bana doğru döndüğünde yüzündeki ifadeyi gördüğümde Kanut, Hintini, Mazru Kananas, İci Gana. Bunları söylememle beraber Mürre bu sefer sağ kolunu parçalayacak şekilde vurdu. Sonrasında da direkt olarak geriye doğru geldi. Ön tarafıma doğru aşağı indiğinde bu gözler de ne böyle? Ne yaptın kendine diyerek soruyordu. Ön tarafımızda duran çığlıklar içinde Valentia. O da yaptı. Gözlerinin hepsini açtı görmüyor musun? Bu görüş çok farklı. Etraftaki yanan şeyler, yukarıya doğru savrulanlar da nedir? Cinlerin saf enerjisini görüyorsun. Bu muazzam. Göz perdenin en ucuna kadar açıldığını daha önce hiç görmemiştim. Vücudumun kontrolü sanki senin ellerinde. Bu kadar güçlü tılsımlarla bağlıyken bunu nasıl yapabildin anlayamıyorum. Kırılmış olan tapınağın orta tarafında oturan babam ayağa doğru kalktı. Karanlıklar silindi, bana doğru geliyordu. Vücudunda birbirine bağlanmış olan bir sürü tılsım var. Ve bu tılsımları bana doğru aktarıyor. Aktardıkça hissiyatım artıyor. Vücudum inanılmaz şekilde yükseliyor. Ön taraftaki cinliğe doğru baktım. Birazdan olacaklardan sonra her şey farklılaşacak. Seni öldürmeyeceğim. Seni parçalayacağım. Öylesine mutlu baktı ki galiba o anda anladı beni. Valentia'nın dilinden konuşmuştum. Sağa doğru elimi kaldırdığımda tılsımı okudum. Mürre direkt olarak oraya doğru savruldu. Cinli bu sefer durarak rahatça karşılayamıyor. Çünkü kaçacak yer arıyor. Mürre kollarını o kadar hızlı vuruyor ki okuduğum tılsımlarla beraber vurduğu yerler parçalanıyor. Cinli her birini geri savurmaya çalışsa da kolundan parçalar etrafa doğru dağılıyor. Soluma doğru döndüm. Valentia, hazır mısın? Evet. Mürre'yi geriye doğru çektiğimde direkt ona doğru okudum. Valentia yere doğru dokundurduğunda pençesiyle beraber direkt gövdesine doğru saplandı. Dört parmağı da direkt pençeyle girdi göğsüne. Cinli ona doğru bakıyordu. Tılsımlardan dolayı kırılmalar var. Parçalanıyor. Ölmek üzere. Ya da bir şekilde enerjiyi içine çekiyor. Valentia kolunu ittirmeye devam et.
Hiçbir şekilde geriye doğru çekilme. Tılsımları bu sefer daha hızlı okumak için üstümü sıyırdım. Tılsımları daha da yaydım. Yerden, yarıklardan ve çemberlerden, her yerden tılsımı gönderiyordum. Arka tarafa doğru geçti babam. Sahilini sırtıma doğru koydu. Gözlerini gerdiğinde turkuaz gözleriyle elimizden geldiğince bütün enerjimizi vereceğiz. Onları parçala. Şimdi, Kunit Minisra. Geriye doğru çekildi. Sahilini göğsünden çıkardığında arkasında derilerinin olduğu yerden yırtılmalar var. Kemikler yeniden çıkıyor ama bu sefer kemikler kanat şeklinde. Kemiklerin çıkmasıyla beraber sırtındaki alev her yeri sardı. Yukarıya doğru yükseldi. Tapınağın tılsımını kullanacak. Tapınağın tılsımı dedi babam. O da ne diyerek sorduğumda yukarıya doğru bakma sen de diyerek üzerime doğru çullandı. Yüzümü kapatırken bir ısı hissettim. Sanki güneşe benzeyen bir ışık. Bunu daha önce de görmüştüm. Ama daha parlak, daha da fazlası bu. Ribar'ın yaptığının ötesinde bir şey. Duvarlar üstümüze doğru yıkılmaya başladı. Yer birbirine giriyordu. Her yer yıkılıyor. Babam dışarı diyerek bağırdı. Mürre arkaya doğru gelerek tılsımlarıyla bizi sardı. Zeviyeleri hızlıca oluşturdu. Yavaş yavaş Mürre'nin üzerindeki oluşmuş olan tılsımlar dökülüyordu. Zeviyeleri kullandığında kulağımda bir çınlama oluştu. Çünkü zeviyelerin içine bile girdi ışıklar. Parçalıyordu. Tılsımları kullanmak için elinden geleni yapıyordu Mürre. Ama zeviyelerin yarılmasıyla beraber tılsımlar bozulacakken elimi kaldırıp Mürre'nin eline doğru vurdum. Bütün gücümü al. Kullan. Mürre'nin gözleri gerildi. Onu ilk defa bu halde görüyordum. Zeviyeler bir katman daha oluşturularak tekrardan oluştu. Tamamıyla bitirdi. Karanlığın kaplanmasıyla beraber tekrar açıldığında mağaranın içine doğru düştük. Mağaranın içine düştüğümüzde her yerim acılar içindeydi. Kemiklerimin çıktığı yerlerde büyük delikler, kanlar çıkmaya başladı. İçeriye doğru seslenilmesiyle beraber hemen koştular. Bunlar onlar. Kurtardınız mı? Zahit hocayı ve diğer hocayı almışlardı. Merak etme, onlar güvende dedi baba. Direkt üzerimi sarmaya başladılar. İbrahim ilgilenemem diyerek bağırıyordu. Bütün hepsi geldi. Hiraziller sırtlarından çıkardığı tılsımlarla beraber bedenimi sarıyorlardı. Bedenimi sarmalarıyla her taraf kapandı. Sonunda başardı. Başardık diyerek babam gülerek geriye doğru direk oturdu. Bitti mi diyerek soruyorlar. Bitti. Onu öldürdü. Sonunda hepsi bitti. Başardı diyerek bağırdı. Valendia. Kendini feda edecek kadar yüksek bir enerji çıkardı. Oradan kurtulma şansı yok. Kendisinin bile. Ribar anlatmaya devam etti. Kullandığı bütün tapınakların birbirine dolandığı harika bir tılsımdı. Yaptığı şeyi ben yapabilir miydim? Düşünmeme bile gerek yok. Yapamazdım. Çünkü bu tılsımlar eşsiz ve onun tarafından yazıldı. Kendisinin hazırladığı ve binlerce yıl sakladığı tılsımları sonunda özgürce ve güven içinde kullandı. Ve kendi canını bizlere emanet etti. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Son bir kral. Valienda Valendia. Tılsımlar üzerimden söndü. Gözlerim normale döndü. Amulezillik tılsımları öldü. Amulezilliği ne yaptı diyerek soruyordu. Bütün gücünü kullandı amulezilliğin. Vücuduna işlenmiş olan tılsımlar bu eşsiz güce karşı sonunda bitkin düştüler. Bir insan bedeninden tılsımı kendi gücüyle mi söktü? Başını salladı. Ribar'ın başını sallamasıyla beraber Ademoğullarının alemine geçmeniz lazım. Bütün cinliler korku içinde. Ve özellikle de sizin gücünüz. Gücünüz burada olduğu sürece acınız daha da artacak.
karanlığı oluşturdu. Zevilerle birlikte bizi Ademoğullarının bulunduğu bir yere götürdüler. Her şey bitmişti. Hem de her şey. O eve ambulans çağrıldı. Apar topar ambulansta gelen sağlıkçılar beni alıp sedyeye bindirdiler. Hızlıca hastaneye götürüldüm. Ne kadar süre bilincim kapalıydı bilmiyorum. Gözlerimi açtığımda ise şaşkındım. Çünkü Aslan Hoca, Bediren Hoca ve Gencer Hoca başımdaydı. Enver Hoca ve Muha Hoca'nın vefatından sonra onları bir daha göremem diye düşünüyordum. Onları görmek iyi geldi. 2 aylık büyük tedavinin sonrasında koltuk değnekleriyle de olsa ayağa kalkabildim. Taburcu olduktan sonra Hirazilerin evine geçtik. Annem, teyzem de oradaydı. Sizlerin öldüğünü düşünüyordum. Mürre bizi kendi canından daha değer vererek korudu. Mürre de buradaydı. Yaşlı bir insan görünümünde. Ama hiç kimse hissedemiyor olmalı. Babamla ben haricinde tabii ki. Yemekler yendikten sonra sohbet edilirken Zahit Hoca bana doğru döndü. Yaşımız senden büyük olsa da hepimizin üstüne geçtin. Artık direkt olarak sana bağlıyız. Ne yapmayı planlıyorsun Tekin dedi. Araba yıkayıp herhalde tekrardan okula başlarım deyince şaşırdılar. Şaka şaka. 3 dostum burada. Babam artık emekli olmalı. Ve önce kendi ülkemden başlayarak bütün ülkelerdeki insanlara büyü yapılıp büyüde kullanılan cin taifelerini yok edeceğim. Hepsini paramparça edeceğim. Anlaşıldı. Bizim mesaimiz daha yeni başlıyor. Babası bitti bu başladı diyerek gülüyorlardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Bir hikayenin daha sonuna geldik. Oldukça uzun bir seri oldu. Ev tadilatı olsun, bayramlar olsun araya giren süreler bayağı bir açıklık da girdi. İyisiyle kötüsüyle bir seriyi daha bitirdik. Bundan sonra yazın oldukça sıcak olduğu için ufak ufak hikayeler yapmayı düşünüyorum. Böyle uzun soluklu değil de 10-12 bölümlük gibi. Bana da hak verirsiniz. Kayıt alırken zaten her şeyi kapatmak nefesini kesiyor insanın. Pazar günü Vehbi'yi yayınlayıp onun da finalini yapıp 2 farklı yeni seriyle pazartesi günü başlarız. Beni dinlediğiniz için tekrardan çok teşekkürler. Verdiğiniz destekler için sağ olun. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.